Merhabalar sevgili arkadaşlar, Özel Elmenahil Milletler Arası Okul aracılığıyla hazırlanan derslerimize devam ediyoruz. 7. sınıf derslerini işliyoruz biliyorsunuz. Bugünkü konumuz tatil anıları. Çalışma kitabından sayfa 94'ü açabilirsiniz benimle beraber. Evet arkadaşlar açıyoruz. Evet okuyalım cevaplayalım tatil anıları. E, bu karşılıklı bir konuşma olacak arkadaşlar ve e, isimleri ben okumayacağım. Sadece diyalogları okuyacağım. Normalde de öyle yapıyoruz ama hani tek ses okuyacağı için kafa karışıklığı olabiliyor bazen. Siz takip ederseniz e, çok yararlı olacaktır. Merhaba Ezgi, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Tatilin nasıldı? Çok güzel bir tatildi. Bu yıl Ege'de küçük bir kasabaya gittik. Ben burada doğdum. Ninemin bahçesinde dolaştım. Kendi ellerimle biber, patlıcan, domates topladım. Ağaçlardan çeşitli meyveler yedim. Kırlarda yürüdüm. Hava çok temizdi. Akrabalarımı ziyaret ettim. Çocukluk arkadaşlarımla sohbet ettim. Peki senin tatilin nasıldı? Ben arkadaşlarımla tatil'e gittim. Dört arkadaştık. Sabah erkenden yola çıktık. Altın Oluğa gittik. Çok güzel bir yer. Deniz çok berraktı ve hava çok sıcaktı. Ortam çok sessiz ve sakindi. Burada üç gün kaldık. Gündüz denize girdik, geceleri sohbet ettik ve eğlendik. Sonra nereye gittiniz? Sonra Emre'nin halasının yazlığına gittik. Yazlık Cunda'daydı. Güzeldi ama trafik vardı. Biraz sıkıldım. Çünkü park sorunu yaşadık. Emre bizi bir restorana götürdü. Burada ayvalık tost yedik. Tadı damağımda kaldı. Burada denize girmediniz mi? Tabii girdik. Cunda'nın denizi altın oluktan daha güzeldi. Peki sen başka bir yere gitmedin mi? Akça'ya gittik. Fakat... İlk iki gün hasta oldum. Denizde başıma güneş geçti. Ateşim çıktı. İki gün yazlıkta yattım. Üçüncü gün denize girmedim. Çünkü tekrar hasta olmak istemedim. Peki nasıl vakit geçirdin? Kıyıda balıklara ekmek attım. Onları izledim. Çarşıyı dolaştım. Kolye bileklik aldım. Sonra yine konuşuruz Ezgi. Bana bir mesaj geldi evden çağırıyorlar. Tamam sonra konuşalım görüşürüz. Hoşça kal. Evet, şimdi e, metinden hareketle sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar. Evet, sorularımızı çözmek için şöyle bir ekran açayım arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım hemen arkadaşlar. Ezgi ilk tatiline akrabalarıyla geçirdi. Doğru mu? Evet, doğru. Neden? Çünkü doğduğu kasabaya gitmişti, değil mi? Ninesinin bahçesinde dolaştığına göre e, Ninesinin evine gitmiş ve akrabalarıyla geçirmiş oluyor bu durumda. Ezginin iki tatili de sorunsuz geçti. Doğru mu? Hayır, yanlış. Neden? Çünkü Ezgi ikinci tatilinde hasta oluyordu değil mi? E, Mert, Cunda'da birçok problemle karşılaştı. Evet, e, Mert, Cunda'da birçok problemle karşılaştı. Yani hem trafik e, sıkışıktı hem park yeri bulamadı. Yani birçok problemle karşılaştı. Evet, doğrudur. Peki, Ezgi ikinci tatilinde her gün denize girdi. Hayır. Bakın burada ne diyor? Üçüncü gün denize girmedim. Yani demek ki her gün denize girmemiş. O zaman ne diyeceğiz? Yanlış. Evet arkadaşlar siz de bu şekilde işaretleyin lütfen. Ben şimdi burayı silip devam ediyorum. Siz durdurup işaretleyin. Evet devam ediyoruz arkadaşlar metinlerimize. Okuyalım ve cevaplayalım kısmı yine. Palan dökende kış tatili. Şimdi e, burada arkadaşlar genellikle denize girmişler değil mi? Yani hava çok sıcak. O zaman bu hangi turizm kategorisine girerdi? Yaz turizmi değil mi? Çünkü genellikle sıcak hava, kum, deniz. O zaman bunlar Yaz turizmi ile alakalı. Şimdi resimden de anlaşılacağı üzere bakın kar var, soğuk. O zaman bir kış turizminden bahsedeceğiz. O zaman bir bakalım. Palandöken'de kış tatili. Palandöken çok büyük bir kayak merkezi. Erzurum'da bulunuyor. Ve herkes Palandöken'i biliyor. Her yıl Yurt içinden ve yurt dışından binlerce kayakçı buraya geliyor. Çünkü 1 Kasım'dan 1 Haziran'a kadar kar yoğunluğu devam ediyor. 17 pist var ve bu pistler kayak için çok elverişli. Burada pek çok otelin tesisi var. Bazı otellerin oda sayısı 200 civarında yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Otellerin kapalı yüzme, havuzu, solaryumu, oyun salonu, restoranları var. Palandöken kış tatilcilerine bu güzel fırsatları sunuyor. Kışın tadı en çok burada çıkıyor. Özellikle yarı yıl tatilinde Palandöken çok kalabalık. Palandöken kış tatilcileri için İyi bir seçim. Çünkü en uzun sezon, en uzun pist ve en iyi kar burada. Başka yerde aramaya gerek yok. Hepsi sizi bekliyor. Evet, burada eşleştirmeler var. Ee, daha sonra sorularımızı cevaplayacağız. Şimdi e, metni siz de arkadaşlar benden sonra yüksek sesle bir kez okuyun. Ee, ve anlayarak okumaya çalışın. Metinde bilmediğiniz kelimeler varsa e, hemen sözlüğünüzü açın ve bu kelimenin manasını öğrenin. E, yani mesela pis nedir? E, yerli yabancı turist nedir? Bunları biz konuştuk ama siz yine de bakın pis dediğimiz şey arkadaşlar e, kayak yapılan alan yani o kayağın yapılacağı yer manasında pist ee, Şimdi e, sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar yavaş yavaş Evet şimdi arkadaşlar böyle seçim ve sorularımızı yapalım yavaş yavaş şöyle komple alayım ki Evet falan <laughs> döken hangi şehirdedir demiştik arkadaşlar. Yazıyoruz şöyle. Evet, Palandöken neredeydi arkadaşlar? Erzurum'daydı, öyle değil mi? Erzurum'dadır. Palandöken Erzurum'dadır. Kar yoğunları, kar yoğunluğu e, hangi tarihler arasındadır? Kar yoğunluğu. Bir Kasım ile bir Kasım ile bir Haziran arasındadır. Evet, şunu düzeltelim. Kayakçılar neden palandökeni Dökeni tercih ediyorlar? Evet, bakın burada. Ee, kış tatilcileri için iyi bir seçim. Çünkü ne, Neden tercih ediyorlar? Çünkü Şunu biraz uzatalım. Bu biraz uzun bir yazı olacak. Yazalım. Çünkü En uzun sezon En uzun e, sezon Ne demek arkadaşlar? Öncelikle e, Sezon bir dönem gibi düşünün arkadaşlar. Ee, yani kış sezonu, yaz sezonu, e, mesela bazı yerlerde karın az olduğu yerlerde kış sezonu çabuk biter değil mi? E tabii çünkü kar yok orada. Kar olmayınca da kış sezonunu bitirmek zorunda kalırlar. Ama Erzurum'da yani Palandöken'de bu e, sezon çok uzun sürüyor çünkü e, o bölgeye çok fazla kar yağıyor. Ve o kar da o bölge çok soğuk olduğu için uzun süre yerde kalıyor. Bu yüzden de e, en uzun sezon diyoruz biz orada. Çünkü en uzun sezon, en uzun pist, en uzun pist ve en iyi kar ve en iyi kar orada olduğu için olduğu için tercih ediyorlar. tercih ediyorlar. Şimdi en uzun piste bir bakalım. Şimdi mantıklı düşünecek olursak arkadaşlar çok kar yağıyorsa geniş bir alan vardır değil mi kaymak için? E zaten piste ne dedik? E, kaymak için düzenlenen alan. O zaman e, demek ki en uzun pistin orada olması da çok normal ve orada çok kar yağdığı için e, ezilen bir kar e, değil de güzel bir kar var. Çünkü sürekli yağış halinde ve e, erimemekte o kar kolay kolay. Palandöken'deki oteller Kimlere hizmet veriyor? Evet, bu oteller yerli ve yabancı turistlere turistlere hizmet veriyor. Şimdi arkadaşlar ne demiştik e, turist için gezmek, eğlenmek, e, öğrenmek için yapılan gezilere turizm diyorduk değil mi? Bu gezileri gerçekleştirenlere ise yani bu işi yapanlara ise turist turist diyorduk. Başka bir ülkeden gelenlere yabancı turist yabancı turist normal mesela ülke içerisinde gezen turistlere ise yerli turist mesela ben İstanbul'dan kalktım, dökene gittim. Ben nasıl turist oldum? Yerli turist. Ama diyelim ki e, Mısır'dan birisi gelsin, o nasıl turist olur? Yabancı turist. Ya da Amerika'dan birisi gelsin, yabancı turist. Ad üstünde yabancı. Evet. Otellerin tesislerinde neler var? <laughs> Evet, otellerin e, tesislerinde neler vardı? Tesis ne? Önce ona bir bakalım arkadaşlar. E, bir otel olur. Otel neydi arkadaşlar? Bir yere gittiğimiz zaman e, kalacak yerimiz yoksa o otellerden yani o bina gibi bir ücret karşılığı kalabileceğimiz yerlerden faydalanıyoruz. <laughs> Affedersiniz. Evet. Şimdi bu e, otellerin tesisleri ne oluyor biraz ona bakalım. Mesela e, bir e, otelde kocaman bir alan vardır. Bir otelin inşa edildiği yerde. E, otelin hemen yanında havuzu vardır. İşte oyun salonları vardır. Restoranları vardır. E, bunun dışında e, solaryum merkezleri, güzellik merkezleri ve bir sürü yani hani birçok alana hitap eden e, alanlar vardır işte. E, bunun hepsine, bütününe biz e, tesis diyoruz. Her bir otelin kendine özgü tesisi var. E, neler vardı peki bu tesislerde? Yazalım hemen. Yüzme havuzu Yüzme havuzu Ee, solaryum merkezi solaryum merkezi oyun salonu oyun salonu ve restoranları restoranları var evet bazı tesislerde masaj salonları vesaire bunlar eee o çevrenin ihtiyaç duyduğu şeylere göre değişkenlik gösterebilir. Yani mesela diyelim ki termal suların meşhur olduğu bir yöreye gidiyorsunuz. O zaman termal havuzlar daha çok meşhurdur ve onları görürsünüz tesislerde. Ama burada baktığımız zaman Normal bir otelin tesisinde bulunanlar, genel olarak bunlar arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyoruz ben. Şurayı da yapalım o zaman, öyle geçelim arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman, şöyle bir eşleştirme yapacağız arkadaşlar. Ben de şöyle bir ok seçeyim. Evet. Yüzme, yüzme havuzu. Evet, yüzme havuzu. Peki, güneş gözlüğünü zaten işaretlemişler. Fotoğraf makinesi. Evet, fotoğraf makinesi. Yurt, yurt içi. Yurt içi, yurt içi dediğimiz şey arkadaşlar, yurt dediğimiz şey ülke mesela ee, yani Türkiye'nin içi, yurt içi mesela dedik ki turistler yurt içinden geliyor yani yerli turist değil mi arkadaşlar? Ya da turistler yurt dışından geliyor. O zaman yurt dışı ne arkadaşlar? Ülkenin dışı. Ülkenin dışı ne? Yani bizim dışımızdaki ülkeler mesela diyelim ki bize yakınlardan işte Bulgaristan, Yunanistan vesaire oradan geliyorlarsa yurt dışından geliyorlar. Ama diyelim ki ben buradan kalktım, panan dökene gittim. O zaman ben yurt içinden hareket ediyorum değil mi? Evet arkadaşlar. Tatil köyü Tatil köyü, tatil köyü arkadaşlar belli dönemlerde e, tatil için e, seçilen bölgeler yani e, bu, bu bir kasabada olabilir veya işte e, bir şehrin göbeğinde de olabilir e, bu tatil köylerine gidip e, tatilinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet sizler de bu şekilde işaretleyin arkadaşlar. Ben de bunu siliyorum artık. Evet ve devam ediyoruz arkadaşlar. Evet burada e, iyilik e, ekleriyle alakalı bir çalışmamız var. Bir yapalım onu da hemen. Şöyle. Evet. Senin çantan çok güzel. Senin Çantan. Senin çantan. Çok güzel. Biz okul çok uzak değil. O zaman nasıl yazacağız arkadaşlar? Bizim Evet, bizim okulumuz bizim okulumuz bizim okulumuz çok uzak değil. Onun onun Arkadaşlar onun saçı dökülüyor. Onun saçı dökülüyor. Bunlar bitişik yazılır arkadaşlar. Siz bitişik yazın. Yani yan yana yazın. Çünkü bu programdan yazdığım için benimki biraz uzak kalıyor. Sizin sizin elbiseniz elbiseniz çok şık. Sizin elbiseniz çok şık. Evet, ben kalem çok iyi yazıyor. Benim kalemim benim kalemim çok iyi yazıyor. Evet. Onlar ev çok uzak. Onların evi çok uzak. Şimdi onlarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Onların evleri çok uzak da diyebiliriz. Onların evi çok uzakta diyebiliriz. İkisi de yanlış değildir doğrudur arkadaşlar. Evet bunları da yazalım sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle devam ediyoruz. Turistler neden Türkiye'yi tercih ediyor? Şimdi e, sunucu e, sorular soruyor. Bu bir e, anket şeklinde, yani bir röportaj şeklinde gerçekleşiyor. Bir e, bakalım. Ben okuyacağım arkadaşlar. Büyük ihtimalle cevaplamaya vaktimiz olmayacak ve siz cevaplayacaksınız. Turistler neden Türkiye'yi tercih ediyor? Merhaba, bugün 3 turist ile Türkiye'de tatil hakkında sohbet ediyoruz. Birinci konuğumuz Yemen'den. Hoş geldin Moaz. Türkiye'de tatil nasıl geçiyor? Burası harika. İlk defa geçen sene kışın geldim. Kış tatili benim için çok farklıydı. Kayak yaptım, kartopu oynadım çok heyecan vericiydi. Şimdi denize giriyorum, güneşleniyorum. Burada dört mevsim tatil var. <laughs> Peki neden burayı seçtin? Türklerle Arapların örf ve adetleri, misafirperverlikleri benziyor. Kendimi vatanımda hissediyorum. Çünkü yemek kültürümüz, müzik kültürümüz çok benziyor. Teşekkür ederim Moaz. İkinci konuğumuz Rusya'dan. Oksana, e, hoş geldin. Türkiye'de tatil güzel mi? Her şey mükemmel. Ruslar tatil için en çok Türkiye'yi tercih ediyor. Deniz, kum, güneş. Bunun başlıca nedenleri. Ayrıca Türkiye ucuz, lüks ve güvenli. Güzel yiyecekler, içecekler var. Türk arkadaşlar samimi ve çok kibar insanlar. Teşekkürler Oksana. Evet, sırada Amerika'dan John var. Hoş geldin. Türkiye'ye, Türkiye ve Türk insanı hakkında neler söylemek istiyorsun? Türkiye tarihi kültürel değerleri ile çok zengin bir ülke. Restoranlarda servis kalitesi mükemmel. Yiyecekler çok ucuz ve lezzetli. Muaz, Okşan'a ve John'a teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, üç farklı kültürden Türkiye'deki tatilin avantajlarını dinledik. Bence daha fazla beklemeyin. Hepinizi Türkiye'deki avantajlı tatile bekliyoruz. Evet, arkadaşlar Buradaki soruları siz yanıtlayacaksınız ve buradaki eşleştirmeyi de yapın lütfen. Kısaca bir bakalım buradaki kelimelerde neler var? Tatil köyü, tren, koşu, pasaport, harita, terlik, ishal, gemi, şort, piknik, yazlık, bot bunları arkadaşlar... Ne olduklarına dair e, sıralayacaksınız. Mesela ishal bir e, hastalık diyor değil mi arkadaşlar? Evet. Yürüyüş ise aktivite. Aktivite. Eşya, eşya. Fotoğraf makinesi. Ulaşım, tren. Giyim, şapka. Konaklama, konaklama dediğimiz şey arkadaşlar. Mesela. Bir yere tatile gittiniz ve <laughs> orada kalacağınız yer, konaklama yaptığınız yer. Yani konaklama bir yere gir, e, gittiğimiz zaman kalacağımız veya kaldığımız yer manasında. Arkadaşlar mesela otel nedir? Aferin bir konaklamadır arkadaşlar. Ya da işte bir bakalım e, short nedir? short e, giyim arkadaşlar ya da bakalım hemen e, gemi nedir arkadaşlar ulaşım ulaşım e, veya bavul nedir arkadaşlar bir eşyadır eşya Peki kamp nedir arkadaşlar kamp yapmak bir aktivitedir arkadaşlar yani e, kamp dediğimiz şey e, gidip çadırımızı Kurarız arkadaşlar dışarıda e, ve bu yeşillik yani yeşil bir alan olur veya dağlık bir alan olur orada çadırımızı kurarız ateşimizi yakarız e, ve e, o şekilde kamp yapmış oluruz arkadaşlar e, hastalıklara baktığımız zaman grip bir hastalıktır yine e, ben de size böyle bir örnek yapmış oldum e, diğerlerini yapın arkadaşlar yani. E, sayfa 96'daki bu sorular ile şu sözcüklerin eşleştirilmesi e, 97 yani ödeviniz arkadaşlar. E, lütfen e, kelimelerinin yani anlamını bilmediğiniz kelimelere e, bakın. Ne olduklarını öğrenin arkadaşlar. E, Dersimiz burada sonlanıyor arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle. Sağlıkla kalın.